sokakta yemek yeriz, lokantalar var. Geçen gece eşim dedi, bak Maya yazıyordu duvarda dedi, niye bir şey? Ve adamı çağırdım, dedim ya ne oluyor burası? Meyhane oluyor dedi. Peki dedim, yukarıda resimler var dedi. Burada dedi, Adaletimiz yazıldı, galerisi varmış dedi. Ağlamakta oldu. Yemekten sonra bir yürüyemiyorum. İncelik bir merdiven böyle çıktım. Duygulandım. Şimdi neden duygulandığımı söyleyeyim. 1952'de ilk sergimi orada açtım. Maya Sanat Galerisi. Şimdi 58 sene geçmiş ilk sergimin üzerinden. Birisi dedi ki, ya kaç sergi açtın? Biliyorsam şöyle oluyor. Bilmiyorum. Açtık Almanya'da, Avrupa'da birçok yerde. Kuveyt dahil. Eskiden kendim asardım resimlerimi. Kocayınca başkaları asıyor. Ben de herhangi bir seyirci gibi giriyorum. Bu insanı duygulandırıyor. Bir de yani ne güzel diyorum, abi, sergime giriyorum diye. Ama eskiden nerede? Hepsini asmak, çek, tek tek, uzaktan bakmak. Bu bitti artık. 1950'de sanat yazıları yazmak üzere Bağbali'ye girdim. Bir gün Son Saat gazetesinde akşam gazeteleri çıkıyor. Ne Cumhuriyet'i tasviri vatana girmek imkanı yok. Cihat Baba nur içinde yatsın. Git resmini yap oğlum diyorum. Bir gazeteci orada oturuyorum. Bir buçuk iki ay gittim geldim oraya. Adliye polis muhabiri bir izin istedi vermedi. Döndü bana adliye polis muhabirisin dedi. 2,5 yıl burnuma kan koktu. Ve insanlar niye birbirini öldürür, neden öldürür, neden sevmeli değil diye düşünür dururdum. Sonra Dünya Gazetesi'ne geçtim Faruk Atay'ın, Atatürk'ün en yakını yazarı. Yazılarımız yan yana çıkmaya başladı. Yazı İşleri Müdürü Yardımcısı oldum. Akademi 1953'te yüksek resim bölümü Bedrami'yi bitirdiğimde gazeteci Yazı İşleri Müdürü Yardımcısıydı. Şimdi bir de hesap ettim geçen gün. Şimdi 83 yaşındayım. 70 yaşından beri fotoğraf çekermişim. Buldum eski çocukluğuma ait bir şeylere. Bir de çok güzel fotoğraflar var. Bir de 1954 seçimlerinde İsmet Paşa'yla yan yana bir fotoğrafımız var. Aklıma gelmezdi. Çünkü Aksaray'a geldi 1942'de Cumhurbaşkanı o zaman. Halk evinin Foklander'in makinesi vardı Körüklü. Babamdan istedim başkan. Bak diyor, bu makineyi halkınla kırarsan ben de senin kafanı kırarım dedi. Paşa'nın ilk defa resmini çektim orada. Ama ne bileyim ben yıllarca Paşa'nın fotoğrafını çekeceğim, Paşa'nın eli omzunda seyahatlere gideceğimizde o bir ayrı alem. İşte ressamlık, fotoğrafçılık, bir de gazeteciyim ben. Yani kitaplar yazıyorum, halkın derdini yazıyorum. Bakın burada şu resme bakar mısın? Orada bir kadın sırtında su taşıyor. Yaşlı bir kadın, su var o tabağın içinde. Yoldan geçerken gördüm, 3 kare çektim, en güzeli bu. Bir de yani son zamana kadar benim hiçbir zaman güzel kameram olmadı. Değişik şeyler. Ama yine de çekiyorum, fakat bu şimdi soytarı makineleri çekti ya, dijital. Bir de hayran olduğum bir şey var. Türk halkı böyle, veyahut da böyle, elinde telefon. Hanımlar geldi, fotoğraf çekildi. Birine ben, nasıl güzel, kırık kırık. Her makine çektiğinde telefondan. Şimdi herkes fotoğrafçı oldu. Hepsi yönlerinde fotoğrafçı, ressam, yazar. Kim ne derse, beni öyle algılasın, öyle algılasın. 50'ye yakın kitabım var. İşte evde sakladığım resimler var. Ben çocukluğumdan beri Alevi inancına çok düşkünüm. Bir olay geçti başımdan. Sünniyim ben. Hep onlarla uğraştım. Büyüdüğüm zaman daha geniş bilgiler almaya başladım. Köylerine gittim, aralarına girdim. Ve Hacı Bektaş Dostluk Barış Ödülü'nü 1996'da bana verdiler. Üçüncüsünü. Dördüncüsünü ben Mahsuni'ye verdim. O da benim manevi evlat çok. O manevi babam diyeceğin öz babamın elinden alıyorum dedi. Çok güldük ona. Onun için çok semah resimlerim var. Eğer Mazımak Oteli müze olursa bütün o semah resimlerimi Hacı Bektaş Veli, Hazreti Ali Hüseyin o resimleri oraya armağan edeceğim müzeye.